Ama bunlar tabii çok makbul. Said Nursi Hazretleri'nde yapılmıştır biliyorsunuz böyle bir şey. Evet. Ve bütün peygamberlerde de bu görülüyor. Mesela bizim kendi peygamberimiz Hazreti Muhammed'e de denmiştir. Ve geçmiş peygamberlere de deniyor. Ve Allah yolunda mücadele eden büyük mücahitlere, müçtehitlere, alimlere de bu şekilde delilik iftirası atılmış. Ben de Allah yolunda mücadele eden bir insan olarak bu şereften nasibimi aldım. Yani bu da bizim sevabımız inşallah İnşallah. Allah nasip ederse. Bunun ahirette bir güzellik olarak inşallah iftar edeceğiz. İnşallah. Yoksa bir nişanemiz olmazsa, bir zorluk çekmezsek ahirette ne anlatacağız? Ne İnşallah, konuşacağız? inşallah. Değil mi? Evet. Cenab-ı Allah ne zorluk çektiğini desin ne diyeyim? Rahat rahat yaşadık geldin mi O diyeyim? gazete haberi yok. Evet. Bu size suçladıkları gazete, Bulvar Gazetesi'ndeki röportaj. Evet. İfademiz alınmıştır. Evet. Nöbetçi hakime çıkarttılar. Türk kavmindenim, İslam milletindenim. Evet, İslam milletinden Türk kavmindeniz. Evet. Ne Türk İslam kavmindeniz? milletinden Türk kavmindeniz. Evet. Bunu söyleyince, söyledin mi böyle bir söz dedi hakim. Evet söyledim dedim. Tamam dedi. Sanığın tutuklanmasına dedi. Aha dedim ben niçin dedim. Yani, onu sana anlatırlar dedi. Siz oraya gittiğin yerde öğrenirsin dedi. O zaman ben de bir şey diyemedim. Yani. Hakikaten ben nasıl olduğunu da bilmiyorum cezaevin. Ben zannettim ki oradaki nezarethanede tutulacağım zannettim ben. Meğer cezaevine gitmem gerekiyormuş. Gittik saçımızı kestiler, sakallarımız kesildi. Cezaevi kıyafeti giydik, özel. Bir karantina denen bir yere getirdiler. Bit, pire falan ne istiyorsan yani böyle. Böcekler, yani akıl almayacak bir yer böyle. Orada tuttular birkaç gün. Sonra oradan bizi sevk ettiler koğuşlarımıza. Önce siyasi koğuşa koydular. Marksistlerin bulunduğu koğuşa. Ya dedim ben burada duramam dedim ya burası olacak yer değil dedim. tamam dediler o zaman seni başka bir yere alalım dediler. O zaman oradan aldılar tek tekler denen işte o koğuşa koydular. Tek kişi Evet tek kişi kaldı. hücre evet. 1,5 metre 2,5 metrelik bir yer. Biz orada 9 ay ikamet ettik. Adresimiz orasıydı. Ama o da tabii bir sevap vesilesi. Yani eğer o olmasa Hazreti Yusuf medresesi sevabı almış olduk oradan da inşallah. İnşallah. Yani bir eksikliğimiz vardı. Allah çok şükür oradan giderdi o eksiğimizi de. Mesela akıl hastalığı iddiası da çok makbul bir şeydir. Kur'an'da çok fazla geçer. Allah elçilerine, resullere hepsine söylenmiştir. Allah yolunda mücadele eden mücahitlere de mesela Said Nursi Hazretlerine hepsine söylenmiştir. Ve Said Nursi Hazretleri bir süre akıl hastanesinde kalmıştır. Evet. Bunlar bir şereftir. Mesela bir Said Nursi Hazretleri'nin o çektiği çilelerden dolayı o kadar çok seviyoruz. Maşallah. Onun akıl hastanesinde yatması, cezaevinde yatması, 30 yıl hapis cezası almış olması, toplam 30 yıl yatmıştır hapishanede. Yani 3 yıl, 2 yıl, 1 yıl yani kesintisiz ceza almıştır ve kesintisiz yatmıştır. Onun için çok büyük bir şeref bu. Yani onlar olmasa ahirete gittiğinde neyi anlatacaktı? İnşallah. Değil mi? Biz yani konuşacak orada biz konuşacağız Bediüzzaman'la. Sarılacağız. Sohbet üstadım diyeceğiz. Nasıl oldu? Anlatın diyeceğiz. O da anlatacak. Hazreti Yusuf'a soracağız. Değil mi? Nasıldı Evet, hapishane? inşallah. Nasıl yaptın diyeceğiz. Yani neler oldu diyeceğiz. O da anlatacak inşallah. 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 Peygamberlere soracağız inşallah. Size efendim o zaman akıl hastası iftirası atılmış. Nasıl zorluklarla karşılaştınız? Ne çileler çektiniz diyeceğiz. Onlar da onu anlatacaklar. Oranın bir süsü ve güzelliğidir bu. Ve onlara karşı sevgimizin artmasına vesile olacak bunlar inşallah. 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 Bizim de anlatacağımız 3-5 kelime olursa tabii bu da bir nimettir inşallah. Orada hiç kimsenin kaldıramayacağı bir imtihanla imtihan etmişti Allah sizi maşallah hocam elhamdülillah. Evet. Yani işin doğrusu hiç kimse demeyeyim ama birçok insan kaldıramaz. Birçok insan Bakın yazıyor kaldıramaz. kitapta diyor giden doktor da muayene ederken bayılıyor adam olayın şiddetinden. Muayeneye gitmiş doktor tahammül edemiyor. Demek ki Evet. şiddet bir ortam yani inşallah. Bu Onu da ben çok söyledim. enteresan. Dedim ki bakın bu saldırgan akıl hastası tehlikeli dedim. Ve uslubu da açık. Çünkü adam diyor seni öldüreceğim diyor. O akıl hastası sen öyle dediğine bakma dediler. Allah Allah. Olur mu adam belli saldırgan yerinde Saldırıyor. duramıyor. Ben bir ara çıktım bulunduğum odadan aşağı tarafa doğru gittim. Koridordan aşağı tarafa gittim. Kapıyı kırmış içeriye girmiş adam. Kapıyı sökmüş. Tabii.
Bakın dedim, görüyorsunuz dedim yani bu tabii. Bu şekilde akıl hastası. Bu da içeride olsun. Yine pek dinlemediler ama o arada bir akıl hastası bunu feci şekilde dövmüş. Maşallah. Zayıf bir akıl hastası. Yani bayağı da zayıf da esmer bir şey. Erzincanlı mı neyveri bir akıl hastasıydı? Şimdi hatırlamaya kadar. Yani tam da hatırlayamıyorum bir şey ama Erzincanlıydı hatırladım. Kadar. O zayıf bünyesinin olması dövdü. Yani bayağı iri kıyım bir akıl hastası. Ya feci şekilde dövmüş adamı. Allah korudu. Allah korudu, evet. Evet. Ama hayır, ısrar ettiğim halde beni orada tutmaları çok acayip. Bu sefer de 7 kişiyi öldürdüler benim. Başka bu 300 kişilik koğuşa soktular. Bunu akut serviste tuttular önce. Yani tedavi edilmemiş hastalar içinde tuttular önce. Bu tedavi edilmemiş hastaydı. Sonra göğe tedavi edilmiş hastalar içine koydular. Orada da 7 tane adam öldürdüler benim bulunduğum koğuşta. Bir de öldürdün mü? Konu, sadece adamı koyup alıp götürüyorlar o kadar sediye. Tabii. Yani deli şey orada elini kolunu sallayarak geziyor. Hiç yani işlemde yapılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Tabii, çünkü deli tabii. Olduğu için. Yani ifadesini almasın delinin. Tabii. Bir şey diyemezsin. Ehliyeti olmadığı deli, için. Ceza ehliyeti yok. Tabii ceza ehliyeti yok. Adam öldürmekten gelmiş zaten. Yine öldürüyor. Hiçbir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Ama bunlar bahçede geziyorlardı. Sizi bir de bahçeye de çıkartmıyorlardı. O da yasak. Bahçede yasaktı. Gelen ziyaretçilerinizle de görüşemiyordunuz tabii. Değil mi? Doktorlar arkadaşlarınız da gelemezler. Doktorlar evet. Da yasakladılar. Öğrencilere görüşme yasakladı. Doktorlara yasakladı. Yıldırım Bey açıkladı mı işte bizde. Beni odasına bulunduğu yer makamına getirtirdi. Böyle hademelerle, müstahdemlerle hep beraber gittik. Hazır oldu. Hiçbir şekilde de faaliyet yapmayacaksın dedi. Yani bu tebliğ faaliyetini tamamen durduracaksın dedi. Bu kapalı bayanlar da gelmeyecekler de buraya dedi. Bir daha dedi. Yani ziyaretine dedi. Başörtüsüne karşı çok şeyi vardı onun o zamanın. Alerjisi vardı değil mi? Eğer dedi sen buna devam edersen dedi bak ben dedi yetkim var seni ömür boyu buradan çıkartmam ben dedi. Yani kesinlikle bu faaliyetlerini durduracaksın dedi. Benim de üstümde dedi güçler var dedi. Yani böyle bir şeyler ima etti ama ben anladım ne demek istediğini. Benim üstümde güçler. Ve seni ömür boyu da buradan çıkartmam dedi yani biliyorsun dedi. Yani böyle bir gücüm var dedi. Tamam dedim yani teşekkür ederim dedim gittik. Ama ben tabii yine faaliyetlere devam ettim. Bu sefer bulunduğum bölüme geldi. Orada herkesi sıraya dizdi. yeniden bize bir briefing verdi kısaca. Hemşirelerle de doktorlarla kimse görüşmeyeceksin dedi. Annen ve abinin dışında dedi kimse gelmeyecek dedi. Bir de avukatın gelebilir dedi. Telefon da yok bahçede çıkmayacaksın dedi. Teşekkür ederiz dedik ne diyelim. Yani şimdi orada yani... Hakikaten de yetkisi de var. İstese çıkartmaz. Yani ömür boyu çıkartmama yetkisi de var. Doğru yani. Çok ürkütücü bir şey. Evet. Biz de tabii kabul ettik. Ama ben bu sefer yine pencereden çocuklarla bağlantı kuruyordum. Yani bir sır. Bizim çocuklar arka bahçeden dolanıyorlardı. Bu akıl hastanesinde şu benim resim çekilen yer var ya şu. Evet. Bu buranın ön tarafı şurada bahçeydi burası böyle mesruk bir bahçeydi aşağı kısmı şeyin bu demir parmaklıklı yerin. Arkadaşlarım arka taraftan dolanıp oraya geliyorlardı. Ben oradan kağıda yazıyordum yani işte şöyle olsun böyle olsun şöyle çalışmıyor ama onları yazıp atıyordum. Ama öyle bağlantı kuruyorduk. Maşallah. İnşallah. Ama tabii bunlar benim anlattıklarım onda biri bile değildir anlattıklarım. Evet, yani çok zorlu bir ortamdı. Çok bütün doktorlarda akın akıl sizi görmeye geliyorlardı. Yani hiç kimse gitmiyordu hastaneye normalde. Sırf evet. Sizi görmek için o evet. Rotasyona gidiyorlardı. Yahudilik Masonluk kitabının tahsiyelerini, ikinci tahsiyeni orada yapmıştım ben. Kitap hazırlanmasını. Öyle bir ortamda bir de kitap hazırlıyorsunuz. Evet. Maşallah. Maşallah diyelim. Ne diyelim maşallah hakikaten. Benim bir odam vardı. Yıkık böyle banyodan bozma ama yani böyle harabe yani. Klasik harabe. O tarzda da şu akıl hastalığı bir tane somya var. Tek bir somya. O kadar. Bir de küçük bir tahtadan böyle bacakları falan şey bir tahta masa vardı. Onun üstünde zaten oraya yiyecek götürmek var mümkün değil. Akıl hastalar hemen gelip alıp götürüyor zaten. Onlar yazık onlar da zaten helal olsun onlara zaten bir şey yok. Anne mesela meyve alıyordu. Anında havalarda uçuşuyordu meyve. Yani akıl hastası dinler mi seni meyve gidiyor? Bana sürekli doktor bey diyorlardı. Ve inanmıyorlar benim akıl hastası olduğuma ama.